Gebertelim şunları. Doktor! Doktor, iyi misin? Ses ver doktor! Ana! Kalksana! Ana kalk! Ana kalk! Ana kız kalksana! Ana sana diyorum kalk! Ana! Gel buraya gel. Bırak beni. Gel odama gideceğim. Ağlama. Ağlama yavrum, tamam mı? Kaldır ulan. Sen de tıkkak kendi gebertemedin. Tamam mı? Yok bir şey. Yok bir şey. Oğlum. İyileşecek şimdi. Tamam. Tamam. Aman aman. Sakın böyle bir şey yapma. Aslı dur. Yapma. Bir adım daha yaklaşmayın, patlatırım. Aslı. Bak dinle. Sakin ol. Öldürecek bizi. Bir şey söyle şuna. Dur lan dur, karışma. Aslı, bak pişman olacağın bir şey yap. Yaklaşma, yaklaşma hain. Tepedekiler, saldırıya destek verin. Bitirelim şu sungurları. Buluma lan çakal. Çakallarınıza emir verin, derhal çekilsinler. Yoksa gebereceksiniz. Tamam be, tamam ulan. Hepiniz manyaksınız. Bekle. Aferin kız. Gözüme girdin. Tamam. Bak çekiliyoruz. Dur. Bana bakın. Ateşi kesin. Çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Hadi hadi. Ateşi kesin. Kampa dönüyoruz. Neler oluyor Şahin? Neden çekiliyorsun? Şimdi anlatamam konsolos. Mecburuz. Bu sungurların timci kızı. Timci kızı alın, indirin şunu. Bak, çekiliyoruz. Sakin ol artık, hadi.
Siz kalın. Tamam lan tamam, hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Bak buradayız. Celil, Yasin'in durumu nasıl ha? Berbat komutanım. Kol gitti. Bayıldı kaldı orada. Bizim de durumumuz berbat Celil. Kötü sıkıştık burada. Sivil, asker, kadın, çocuk demeyin. Gebertin hepsini. Üçünüz arkadan çevirin şunları. Kapana kısıldı komutanım. Bu son şarjör. Benim de Celil. Dua et şu çemberi yarıp çıkalım buradan. Dua et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Komutanım, cephanemiz kalmadı. Kurşun bitti komutanım. Sungurlar, kamanızı çıkartın. Taş toplayın aslanlar. Ucuza ölmek yok. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Anlaşıldı mı? Savaşacağız. Geliyor bunlar. Ne yapacağız yüzbaşım? Sadece dua et. Tamam mı? Sadece dua et. Siz burada kalın. Bizimkiler çekildi işte. Bizi de bırak gidelim. Sungurlar aşağıda. Eğer ölürlerse siz de burada geberirsiniz. Kızım manyak mısın sen? Bizimle uğraşacağına git onlara yardım et. Kes sesini be. Dönme dolap. Sen karım dediğin kadını niye öldürdün? Bana bak. Ne dolaplar çeviriyorsun sen? Dikkat edin lan. Elinde bomba var. Oyunu bırak Şahin. Komutanım, hiç cephanemiz kalmadı. Benim de son mermimdi Celil. Komutanım, hiç mühimmatımız kalmadı. Bunlara sungurların kim olduğunu gösterelim. Emredersiniz komutanım. Hadi sungurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyoruz. Cephaneleri bitti. Gebertin şunları. Kamadan başka silahları yok. Thank you.
ecelim benim elimden olacak demiştim değil mi? Hey. Bunlar Rıza komutanı vurmuşlar. Hey. Hey hey ya hayda. Hey hey ya hayda. Hayda hey. Aslanım doktor. Demek pusuyu yatmış Celil. Helal sana lan hasta bakıcı. Ulan ne zamandır beklediğimiz fırsat kaçtı. O sungurları gebertemedik. Ulan onların cesetleri bana lazımdı. Türkiye Suriye'ye saldırdı diye propaganda yapıp Esad'ın yanına koyduğumuz adamların da yardımıyla Suriye'yi Türkiye'ye saldırtarak bir savaş çıkartacaktım. Siz çekildiniz. Sungurlar timi muhaberatı ezip geçti. Sığınmacılar da sınırı geçti. İkiniz büyük planımı bozdunuz. Çekilmeye mecburduk konsolos. Aslı denen kız elinde bombayla bizi öldürüyordu. Sungurlarla birlikte biz de orada ölecektik. Ne yapalım? Oyunu bozan o timci kız cezasını çekecek. Kurşuna dizilecek. İnfaz edilecek. Alçaklar. Soysuzlar. Keşke Pim'i çekip gebertseydim lan sizi. Dinliyorum. Başarısızlık söz konusu değil. Büyük plandan bir adım bile geri adım atılmayacak. Karşımızdakiler farkında olmadan planımıza hizmet ediyor. Hatta sungurlar bile. Seçtiğim illerde isyan ve ayaklanmalar hazır olur. Ben büyük planı başlatıyorum. Ne yaptın Farnaz? İhsan için bildiriler dağıtılıyor konsolos. Eş zamanlı her yerde gösteriler yapılacak. Ne için yapılacak bu gösteriler? Niçin olduğunun önemi yok. Bu gösteri ateşe dökülen benzin olacak. Halkın arasına sızan militanlar güvenlik güçlerini tahrik edecek. Polis asker kılığında halka ateş açacak. Sonra yağma, kundaklama, molotof ve silahlarla büyük isyan başlatılmış olacak. İyi de biz böyle gösterileri çok yaptık konsolos. Bu Türkler kolay kolay sokağa inmez. Bu seferki farklı olacak. Göstericilerin arasına sızan militanlar asker ve polisi öldürecek. Sonrası malum. Asker polis karşılık verince çok sayıda gösterici ölecek. Alçak soysuz herif. İşiniz bu zaten. İnşallah o planlarınız başınızda patlar da geberirsiniz. Anında diğer illerden tepki gelecek. Tüm ülke ayaklanacak. Her yer alev alev yanacak. İyi de bunun benzerleri daha önce de yaşandı. Boşa kürek çekmeyelim. Bu seferki farklı. Aylardır bütün toplum kesimlerinde çok yönlü bir hazırlık yaptık. Siyah beyaz kuvvetlerin devreye girmesi için şartlar oluşmak üzere. Basit gösteriler silahlı provokasyonlarla devam edecek. Siyasiler memleket elden gidiyor diye büyük açıklamalar yapacaklar. Büyük kaos yaşanacak ve sonunda siyah beyaz kuvvetler devreye girecek ve iç savaş başlayacak. Nedir bu siyah beyaz kuvvetler? Neye hizmet ediyor bunlar? Zamanı gelince öğreneceksin. Askerin içine sızacak militanlar hazır mı? Aha, o da tetikçiler de hazır konsolos. Timci kızı ayıracak zaman yok. Hemen infaz edilsin. Nazar, infaz mangasını hazırla. Ölümünü sungurlara haber verelim de biraz moralleri düzelsin çocuklarına. Emredersin konsolos. Şahin, sen de git timci kızı getir hadi. Bu alçaklar memleketi karıştıracaklar. Serdar abi bunu mutlaka öğrenmeli. Ne var? Çok mu özledin? Kurşuna dizilerek infaz edileceksin. Çok özlemişsin belli.
Beni öldürüp cesedimle dalga mı geçeceksin? Yeter artık. Bırak oyunu. Gerçeği söyle bana. Sen gizli bir görev mi aldın generalden? Sen benim ölmeme razı olamazsın Şahin. Bizim bir geçmişimiz var. Nasıl? Beğendin mi? Sana aldım bunu. Biz birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik. Öyle değil mi Şahin? Ben evliyim aslında. Yalan. O kadın senin karın değil. Bilerek öldürdün sen onu. Saçmalama. Hem benim geçmişimi nereden bileceksin sen? Hadi bırak beni Şahin, gideyim. Benim içime doğan his, sen hala sungurlardansın. İyi. Sen hayal kurmaya devam et aslan. Ulan. Ulan sana bakınca midem bulanıyor. Havini de öldürdün. Sen nasıl bir alçaksın ya? Ne yaptın sen? Lan Şahin, yine neler yapıyorsun lan? Neydi o ilaç? Ne yaptın sen bana? Yürü. İnfaz mangası hazır. İyi. Doktor, iyisin değil mi? Ya kızım, dedim ya sana iyiyim diye. Kendime gittim, en güzel kanları buldum. En güzel kanlardan takviye yaptım. Yaraları da mis gibi dezenfekte ettim. 10 numarayım. Anam. Yok. Hiçbir yerde yok. Bulamadım Aslı'yı. Ya buralardadır. Nereye gidecek? Öf. Anlaşıldı. Yine iş başa düştü. Hadi gidip bakalım şu kıza. Sen nereye? Ha? Yaralısın sen. Ya kızım, ben ne yaralar gördüm biliyor musun? Ben zaten gönülden yaralıyım. Ama sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten hiçbiri senin açtığın yara kadar yaramı acıtmadı ha. Kıs 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 kıs. Hadi hadi, bulalım şunu hadi. Oh, oh, hadi hadi. Yavaş hadi. Yavaş. Yaralıların durumu nasıl? Allah'a şükür hepsi iyi. Tamam Elif, kolay gelsin. Sağ olun yüzbaşı. Aga. Doktor, nasıl oldun? Aga ben iyiyim, beni bırak. Ya ne olacak ki? Ben kendisi acı patlıcan olan birisiyim. Bana hiç kırağı çalmaz ki. Ya o değil de aga, bizim çocuklar nasıl, var mı bir şey? Mahmut iyi. Ama Yasin'in kolu Yasin'den önce cennete gitti. Ay Allah yardımcısı olsun. Komutanım, generali taburcu ediyorlar. Gidelim bir görelim Celil. He, ya ben de gideyim bizim generale bakayım. Siz de gidin şu deli kızı bir bulun artık ya, hadi. Tamam, hadi. Subayım,
Emredin komutanım. Generali görmek istiyoruz. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Maşallah çok daha iyi görünüyorsunuz. Sizi çok özledik komutanım. Yokluğunuz çok ağır geldi hepimize. Komutanım, bizi yetim bıraktınız. Kolumuz kanadımız kırıldı sizsiz. Ya komutanım inşallah iyi olacaksınız. Zaten maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Allah'ın izniyle yakında ayağa kalkarsınız. Komutanım, Şahin alçakça oyunlar peşinde. O çocuk bu kadar değişemez. Komutanım, Şahin görevde mi? Komutanım, eğer görevdeyse en azından bize söyleyin komutanım. Yoksa Şahin... Komutanım. Hala komutanım. Şahin hain işte. Herif çürük çıktı. Celil, biliyorum. Ama insan yine de beklenti içinde oluyor. Keşke görevli olsa. Keşke. Hastanede kötü şeyler olmuş. Şahin'in karısını öldürmüşler. Aslı da katilin peşinden gitmiş. Gözlerini bağlamamı ister misin? Defol. Ölmüş bu. Nasıl oldu bu? Korkudan kalp krizi geçirdi herhalde. Doğru. Ölmüş. Bir sungurdan daha kurtulduk. Şunu yamaçtan aşağı atın da kurda kuşa yem olsun. Eyvallah. Canavarlar. Atın.
Gerçekten delireceğim ha. Vallahi şu zekamı kaybedeceğim ya. Şu Şahin, şu Yağız oğlan dediğimiz oğlan manyağın önde gideni çıktı ya. Haberimiz yokmuş, olaya bak. Tamam kardeş, sağ ol. Tamam. Aslı Şahin'in peşinden gitmiş komutanım. Ara şu kızı. Başımıza iş açacak şimdi. Kız gerçekten ölmüş. Lan Şahin, ne ayaksın sen? Neler çeviriyorsun? Aslı, cevap ver. Cevap ver Aslı. Aslı, acil. Cevap ver Celil. Kordon, benim Naza. Serdar orada mı? Aha, büyük aşk başlıyor. Ulan yılan. Aslı nerede? Aslı öldü Serdar. Şahin öldürdü. Bu yılan ne diyor komutanım? Sen kafayı mı yedin, ne diyorsun lo? Nazı, saçmalamayı kes. Aslı nerede? Hemen onu telsize ver. Bak inan ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlıyorum, inanması zor ama gerçek bu. Aslı ölmüş. Cesedi karşımda. Ulan yılan. Seni paramparça edeceğim. Paramparça edeceğim seni. Saçmalamayı kes. Aslı'yı ben öldürmedim diyorum sana. Şahin'in peşine takılmış. Sınırda sizi sıkıştırdığımız yerde mevziye girdi. Geri çekilmemizi sağladı. Sizi kurtardı ama kendi yakalandı. Aslı'yı Şahin öldürdü. Asıl git onu parçalara ayır sen. Hah. Bana aşağılık. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ölmediysen hatıralar için. Bu son. Bir daha yoluma çık. Bırakmış, kaçmış. Şerefsiz. Ulan bunu ödeteceğim sana. Gösteri. Alçaklar ilçeyi karıştıracaklar. Serdar abiyi bulmalıyım. O gösterinin altındaki oyunu bilmeli. Aslı'nın başını o Şahin haini yedi. Allah o alçan cezasını versin. Elbet elime geçecek o karaktersiz. Yani olamaz değil mi? Yani ne bileyim
Bir şey olmamıştır yani, ölmemiştir. Gordon, dostum, bir şey desene. Değil mi? Bir yanlışlık vardır yani, değil mi? Naza komutana yalan söylemez doktor. Aslı'yı kaybettik galiba. Şehit olursa, ellerine de düştüyse Aslı'yı orada bırakamayız. Gölge bir yuva. Devam et yuva. Serdar benim evladım. Emredin komutanım. İlçede gösteriler yapmak için bildiri dağıtıyorlar Serdar. Derhal timi topla, karargaha gel. Emredersiniz komutanım. Hemen geliyoruz. Celil, duydun. Emredersiniz. Doktor, sen kal. Ya Gordon dostum, ben gerçekten iyiyim. Ben geliyorum. Of. Zelal, ben sana bir telsiz vermiştim ya. O telsiz yanında mı? Ha, hep yanımda doktor. Heh, ver hadi onu. Ver, ver. Heh, al, bak. Ben bunu Naza yılanın frekansına ayarladım, tamam mı? Al bunu. O Naza denen yılanla kadı kadına konuş. Belki Aslı öldüyse odada kalmasın. Gidip alın onu, tamam mı? Haydi. Doğru ya. Aslı'nın bir mezarı olmalı. Herkes ilçedeki gösteriye katılacak. Destek verecek. Ne gösterisi bu? Tam da işlerin en yoğun olduğu zaman. Hey ya, benim hayvanlar otlaktadır. Biz çok gösteriye katıldık. Çok hırpalandık. Hem artık barış süreci vardır. Neyin gösterisi bu? Lan. Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Hop hop hop, durun bir ya. Bir dakika. Ya bu sefer başka olacak diyorum. Şehmuz. Ne yok be. Ne nasıl ya? Bakın burada ne var. Gösteriye katılan herkes hakkını fazlasıyla alacak. Taş attığınızda kolunuz mu yoruldu ulan? Ha şöyle, oturun. Hasan, yürü oğlum, gidiyoruz. Hay nereye ya? Ulan, ulan. Şehmuz, otur masaya para alanları kaydet. Emrin nedir Şahin komutan? Otur Şehmuz, otur hadi. Eşek herife bak. Bunun hesabını sana sorarım ben. Hadi. Hadi bakalım. Sıraya geçin lan. Parayı alan getirdiğimiz araçlara binecek. İlçede ne dersek onu yapacak. Adınızı söylemeden geçmeyin. Aldığımız istihbarata göre köyden insanlar toplanıyor. Araçlarla ilçeye getiriliyorlar. Adın. Seninki? Güya daha fazla hak ve demokrasi istiyorlarmış. Görüntü bu. Ancak durup dururken böyle bir gösterinin organize edilmesi çok manidar. Barış sürecinden rahatsız olan dış güçler gösteriyi her an provoke edebilir. Silahsız halkla güvenlik güçleri karşı karşıya getirilecek. Çatışma çıkarabilirler. Gösteri güvenliğinden sen ve timin sorumlu olacaksınız Serdar. Emredersiniz komutanım. Güvenlik güçlerine hakim ol. Ne olursa olsun provokasyonlara gelmeyin. Bu oyunu boşa çıkartalım. Emredersiniz komutanım. Sakın korkup tekleme lan. Asker gibi davran. Tamam tamam, merak etme. Bu silahlar ne lan? Verin onları bana. Salak mısınız siz? Alana girenler tek tek aranacaktır. Dernekten size silah ve telsiz verecekler. Kafanıza göre hareket etmek yok. Ateş emri gelecek. Tamam. Senin emrini bekleyeceğiz. Ya hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ya hadi, hadi arabalara. Ya hadi oğlan. Koş koş. Hadi. Çabuk oğlan. Gel oğlan, ne duruyorsun? Gel. Gel. Naza cevap ver. Naza. Sen kimsin be? Ben doktorun karısı Zelal. Bekle.
Devam et kadın, ne istiyorsun? Arama sebebim Aslı'dır. O öldü Zelal. Boşuna umut bağlamayın. Biliyoruz. Ama o kızcağızın bir mezarı olsun. Cesedi nerede? Şahin Aslı'nın cesedini yamaçtan aşağı attı. Vicdansız alçak. Allah'tan korkusu yok mu bu hainin? Aslı'nın bir mezarı olmalı. Ne olur söyle. Zavallı kızın cesedi nerede? Gelip alalım Naz'a. Beni bu işe karıştırmayın. Etme Naz'a. Sen de kadınsın. Anlarsın. Son günlerde o Şahin yüzünden çok çekti. Bari mezarında huzur içinde yatsın. Ben kordonun karısıyım Naz'a. Bak Aslı'yı verirsen hepimiz sana dua ederiz. Serdar abi de çok mutlu olur. Duanız size kalsın, istemez. Ama Serdar memnun kalacaksa o başka. Evet, çok mutlu olur Naz'a. Kızıl Kayalara gelin. Doğudaki yamaçta çöplük var. Aslı orada. Tamam Naz'a. Naz'a neredesin yahu? Şahin komutan seni bekliyor ha. Bana bak lan, senin burnun iyice uzadı ha. Bana Naz'a komutan diyeceksin, anladın mı? Naz'a komutan. Benim komutanım Şahin'dir Naz'a. Öyle ha? Ne yaptın ya? Bilmem, göreceğiz şimdi. Demek Şahin bu ilaçla öldürmüş Aslı'yı. Bu gösteri ateşe dökülen benzin olacak. Göstericilerin arasına sızan militanlar asker öldürecek. Asker de karşılık verince çok sayıda gösterici ölecek. Ülke karışacak. İç savaş için büyük bir kaos çıkacak. İlçeye yetişmeliyim. Bu planı bozmak için bizimkilere haber vermeliyim. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Kalabalık olacağı benziyor. Göstericilerin arasında provokatörler de olacak. Dikkatli olalım. Tahriklere kapılmamamız lazım. Adamları iyi uyar. Emredersiniz komutanım. Haklısınız yüzbaşı. Burada bekleyin. Bir gerginlikte göstericilerle güvenlik güçleri arasına gireceksiniz. Emredersiniz komutanım. Doktor. Aga emret. Yerinizi aldınız mı? Aldık aga. En güzel yeri biz aldık. Aha var ya, burada şöyle bir baktım mı karınca buraya tersten girse şap badana her şeyi görürüm ya. Gerçekten. Göstericileri kontrole al. Bir sakatlık görürsen anında haber ver, tamam mı? Emredersin aga, merak etme. Anam, anam, bu ne oluyor ya? İşe de yaramıyor. Komutanım.
Bunlar yabancı gazeteciler. Burada ne işleri var ki bunların komutanım? Kurt Vuslova'yı severmiş. Belli ki çatışma kokusu aldılar. Çok dikkatli olmalıyız Celil. We are in front of the association. The mess is looking. When the events come out, we are starting live broadcasting. Kieni, Atondi. Gösteri başlayacak. Aç şu televizyonu Şahin. Yaşasın demokratik federalizm. Yaşasın özgür Kürdistan. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere yaşasın özgür Kürdistan. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Geç şöyle, geç şöyle. Şöyle gel. Evet, bak bu tarafa geç. Hadi. Hadi. Kürtlere özgürlük. Kürtlere özgürlük. Yaşasın demokratik federalizm. Kürtlere özgürlük. Açılın. Açılın. Teyze yol açın. Evine gidiyor. Geçsin. Geç teyze. Sağ ol. Asker ol. Allah razı olsun. Buyur teyze. Geç. Kürtlere özgürlük. 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 Kürtlere özgür Kürdistan, özgür halklar. Kürtlere hak demokrasi istiyoruz. Kürtlere özgürlük. Kürtlere. Allah'ım. Allah'ım. Yardım et. Acil bir araç bulmam lazım. Sana da zahmet verdik Mehmet abi, sağ ol. Kordon dedin mi, akan sular durur Zeynep bacım. Kızılkayalara daha çok var mı abi? Geldik sayılır. Araç geliyor. Yanılmamışım. Orada biri var işte. Bu Aslı. Allah'ım yaşıyor. Koş kız. Aslı.
Aslı. Aslı. Allah'ım. Ölmemişsin. Ay Allah'a şükürler olsun. Nazan'ın yalanına ilk defa bu kadar sevindim. Zeynep. Zelal. Biziz ya. Beni Serdar abiye götürün. Kötü şeyler. Çok kötü. Mehmet abi! Mehmet abi! Yaşasın demokratik federalizm! Kürt halkına özgürlük! Haklara özgürlük! Kürdistan TC'ye mezar olacak! Kürdistan TC'ye mezar olacak! Sakin olun! Tahriklere kapılmayın! Müdahale etmeyeceğiz! Tekrar ediyorum! Müdahale edilmeyecek! Susun! Mezar olacak! Susun! Dinleyin! Arkadaşlar lütfen dinleyin! Bakın arkadaşlar, biz de Kürdüz. Hepimiz bu bölgenin insanıyız. Lütfen dış mihrakların oyununa kapılmayın. Yalan söylüyor bu TC askeri. Asker Kürdistan'dan defol! Asker Kürdistan'dan defol! Asker Kürdistan'dan defol! Asker Kürdistan'dan defol! Evet. Hanım, aklını yemişler bunlar. Sessiz sus! Aga, dikkat edin. Provokatörler işlerine başlıyorlar. Taş atacaklar, kafanıza taş yağdıracaklar. Asker! Asker! Anlaşıldı. Kalkanlar. Dikkat edin. Nay, kalk. Nay. Oğlum kalk bak, bizi yiyecekler yoksa. Oğlum kalk. Oğlum kalk, hadi. Şimdi ben sizin... Ne yapıyorsun sen asker ha? Ne yapıyorsun? İndir o silahı. Adamların istediği bu zaten. Adamlar her yerde ateş atıyorlar komutanım. Şu halimize bakın. Daha aynı yerden kalkamıyor. Kanlar içinde. Hadi geri çekil. Git dinlen. Emredersiniz. İki kişi gelsin. Hemen hemen hemen. Hadi. Hadi hadi. Askeri ambulansa götürün. Hadi dikkatli olun. Hadi hadi hadi. Komutanım. Ha? İndirin silahları. Oğlum. Yeter artık, müdahale ediyoruz. Asubay, sakin ol. İndirin silahları, indirin. Asubay, sakin ol, tamam mı? Komutanım, bunlara yüz verirsek aslan isterler. Burada kirli bir oyun oynanıyor. Sabırlı olup bu oyunu bozacağız, tamam mı? Hadi müdahale ediyoruz. Hadi hadi. Kes kes kes. Haritayı getirdim Şahin komutan. Masaya bırak. Yalan söyle.
Ya benimle derdin ne Naza komutan? Aferin lan. Sünepe, komutan demeyi öğrenmişsin bak. Sağ ol. Şş, ben sana ilaç vermiştim. Ne oldu sana? Vallahi hiç bilmiyorum. Bayıldım. Ahan işte turp gibiyim ha. Lan defol git, defol. Aslı ölmedi o zaman. İşe bak lan. Ulan Şahin biliyordum lan. Aslı'yı yeniden kurtardın demek. Pislik. Neredeyim ben? En yakın köye, sağlık ocağına getirdik seni. Allah'a şükür iyisin. O Naza yılanı senin öldüğünü söyledi. Ölmüştüm. Telsiz var mı? Var. Ne yapıyorsun Aslı? Faşist asker, faşist asker, faşist asker, faşist asker, faşist asker, faşist asker. Sakin olun. Buradan biz sağlam çıkacağız çocuklar. Anlaşıldı mı? Serdar abi acil. Komutanım anons var. Kimsin? Serdar abi ben Aslı. Aslı kızım. Yaşıyor mu komutanım? Aslı kızım iyi misin? Ya gerçekten bıdık sana bir şey diyeyim mi? Benim içime doğduydu ha. Ben zaten ölmediğini adım gibi biliyordum. Ayyuka çıkardım. Herkese dedim bu kız ölmemiştir dedim ha. Aradan çık doktor. Ya tamam la sus. Aslı seni dinliyorum. Devam et. Büyük bir tuzak kurdular Serdar abi. Dikkatli olun. Göstericiler arasında silahlı militanlar var. Asker şehit edecekler. Amaçları askerlerin göstericilere ateş açması. Aslı bunları sen nereden öğrendin? Nasıl kurtuldun kızım anlatsana. Anlatırım Serdar abi. Şimdi vaktiniz yok. O konsolos ve hain Şahin planladı bu işi. İç savaş çıkartacaklar. Celil, buna engel olmak zorundayız. Asker ya da polis vurulursa askeri tutamayız. Çok can yanar. Vay şerefsizler. Ulan sizin var ya. Allah ıslah etsin hepinizi. Aslı, tamam. Anlaşıldı. Sen de kendine dikkat et, olur mu? Tamam abi. Allah yardımcınız olsun. Celil, bir asker ölürse felaket olur. Ne yapıyoruz komutanım? Bunların içine gidip bu işi yapacak şerefsizleri tek tek alacağız, tamam mı? Ben girerim komutanım. Celil, çok dikkatli ol. Asker olduğunu öğrenirlerse... Komutanım, iki büyük mükafattan birine kavuşurum. Ya şehit olurum ya gazi. Celil, tedbiri elden bırakma komutanım. Merak etme komutanım. Hadi. Araçta kıyafetler var. Dikkatli ol. Doktor. Aga dinliyorum. Aslı'yı dinledin. Evet aga dinledim. Göstericileri sıkı kontrol al. Anlaşıldı mı? Celil işlerine girecek. Provokatörleri bulacak. Ya aga bu yaptığı çok tehlikeli bir şey. O kafayı mı yedi acaba orada? Onun birisi var ya kim olduğunu anlarsa orada yaygara çıkar. Kadınla erkekle saldırırlar ona. Etini kemiğinden ayırırlar. Çiğ yerler. Koçum sen ne diyorsam onu yapsana. Dur. Komutanım. Sus çaktırma. Üstüm ağrı. Emredersiniz komutanım. Komutanım, aralarına girdim. Çok dikkatli ol Celil. Mecbur kalmadıkça anons etme. Tamam mı? Farnaz hazır mısın? Emrini bekliyorum konsolos, hazırız.
Tamam. Oyalanmayın, başlayalım artık. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Emredersin Gonsolos. Katil devlet hesap verecek. Saldırın, duydunuz mu beni? Katil devlet hesap verecek. Anlaşıldı. Biri telsiz de konuştu be. Kordon, yanından memenetsiz herifin teki geçti. Askerlere doğru gidiyor. Kusur tapozu niyeti bozuk ha. Kim lan kim? Eşkalini ver. Tip olarak insana benziyor. Ama bana sorarsan tam olarak bir öküz. Tam bir öküz. Lan doktor bırak şamatayı, adamı tarif et. Uzun saçları var böyle. Ondan sonra sarı bir gömlek giymiş işte. Hiç de yakışmamış. Üstünde de kahverengi yelek var. Tamam. Devlet hesap verecek. Katil 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 Ulan adam başını çarpıp bayıldı. Yardım edin lan, yardım edin. Yardım edin. Lan ne oldu buna? Lan hiç taşa kafa atılır mı lan? Kafasını taşa çarptı garibim. Bak bayıldı gitti, gördün mü? Al al. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Ya aga, bunlar bir yerden işaret beni aldı ne olduysa hepsi tek tek harekete geçiyorlar ha. Bak, ha şu an sana yaklaşan başka birisi daha var. Nerede? Ya önüne doğru geliyor dostum. Yelekli, uzun boylu. Katil devlet hesap verecek. 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 Lan ne oldu kardeş, bir sıkıntın mı var? Ne yaptın lan sen? Kolumu kırdın. Asker misin lan sen? Katil devlet hesap verecek. Asker lan bu. Asker bu, asker. Asker lan asker. Vurun. Yaşatmayın alçağı. Lan lan vurun. Asker o değil. Asker bu. Asker. Yanlış adama vurduk biz. Sungurlar grubun içine dalıp göstericileri vurmuş lan. İyi misin Celil? Yetişmeseydiniz durum sakattı komutanım. Allah razı olsun. Yeter lan! Durma lan. Başlat gösteriyi. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun sen? Sakin olsana. Arkadaşlar üstümüze ateş açıyorlar. Saldırın. Ateş etmeyin. Sakın ateş etmeyin. Ulan Şahin, hesaplaşacağız seninle. Büyük plan başlamıştır. Orada durum nasıl?
Buradaki gösteri hedefini buldu demektir. Gösteriler dezenformasyonla devam etsin. Televizyondan ve internetten montajlanan resimleri yayınlayın. Diğer illere süratle bulaşsın bu iş. Bu iller de karıştı öyle mi? Evet. Büyük planın hedefine adım adım yaklaşıyoruz küçük komuta. İkinci aşama siyah beyaz kuvvetleri devreye sokacak büyük kışkırtma ve sonrası iç savaş. Bu siyah beyaz kuvvetlerin iç savaşla ne alakası var konsolos? Zamanı gelince öğreneceksin. Önce bölgedeki en büyük bu engeli kaldırma zamanı geldi. Size engel ne olabilir ki konsolos? Arkanızda en az 10 tane istihbarat servisi var. En büyük engelim sungurlar. Onları indirmek biraz zor iştir ama söyleyeyim. Bu sefer çatışmaya girmeyeceğiz. Daha başka bir oyun var. Sungurların kaseti montajlansın. Kaset derhal yayına verilsin. Ne kasetiymiş bu? Ne oluyor konsolos? Sungurların sonu geldi. Onları dağıttırıyorum. Bütün gayretimize karşın hainleri durduramadık komutanım. Göstericilerin arasındaki provokatörleri indirdik. Ama askerin arasına da militan sokmuş kalleşler. Buradaki gösterileri bahane ederek başka illeri de karıştırdılar. Bu konsolosun işi komutanım. Onun da cezasını vereceğiz. Merak etmeyin. Bunu yapacak zamanınız olacak mı bilmiyorum. Rotayı size çevirdiler. Hedeflerinde sungurlar var. Komutanım, biz her zaman onların hedefindeyiz. Bu sefer sinsi oynuyorlar. Aldığımız istihbarata göre sungurlarla ilgili bazı görüntüler varmış ellerinde. Kasetleri televizyon kanallarına dağıtmışlar. Ne görüntüleri varmış komutanım ellerinde? Bilmiyorum. Ben de merak içindeyim. Yayın başlamış komutan. Dikkat komutan! Sınırdan çıkan Türk timi Suriye askerlerine saldırdı. Acımasızca Suriye askerlerini katleden timin Sungurlar denen özel kuvvetlerden olduğu ortaya çıktı. Ulan hangi kanı bozuk çekmiş bunları be? Kim çektiyse kötü oldu. Gizli operasyon açığa çıktı. Her yandan saldıracaklardır şimdi. Yurt içi, yurt dışı. Nefesimizi kesmek için her şeyi yapacaklardır. Bunun da öncüsü konsolos olacak tabii. İlgili ilgisiz herkesi kışkırtacaktır. Bu görüntüleri çeken haini önce bulmalıyız komutanım. Bunu çeken sadece bizi değil, ülkeyi zor duruma soktu. Bu hain her kimse yarın başka dertler de sarar başımıza. Önce bu hain, sonra sırayla diğerleri. Abla, ben ne dediyseniz yaptım. Her şeyi kameraya çektim. Anam, babam, kardeşlerim nerede? Ne yaptınız onlara? Zırlama lan. Tamam ulan, aileni vereceğiz sana. Abla, ne olur aileme götür beni. Yalvarırım abla. Şşş, çüş lan. Uşağı mı var senin? Al bakalım. Ailem bu adreste. Buraya gel. Olur abla. Bana bak. Eğer askere falan bir şey söylersen aileni gebertiriz ona göre. Tamam abla. Ulan konsolos. Elime bir geçersen o diplomatik pasaportunu yedireceğim lan sana. Asubayım, görüntüleri durdur. Emredersiniz komutanım. Komutanım, haini bulamadık. Bu görüntülerde hiç olmayan kimse, görüntüleri çeken de odur Celil.
Hain buymuş Celil abi. Olamaz. Ama Hıdır hayatımı kurtardı komutanım. Hain olamaz. Celil. Maalesef hain Hıdır. Bu nasıl olur? Tertemiz bir çocuktu komutanım. Hıdır'ın babası bize rehber olarak gelecekti. Neden gelemedi? Kahretsin. Demek Hıdır'ın ailesini kaçırıp tehdit ettiler. O da bunları çekmeye mecbur kaldı. Hıdır'ı nerede bulacağız komutanım? Elif. O nerede olduğunu biliyorum. Aga. Doktor geldi. Seni çağırıyor. Yani doktor ama ben olan doktor değil. Elif Hanım olan doktor. Seninle bir şeyler konuşacak. Bu çok önemliymiş aga. Gel aga gel. Biz de sana gelecektik Elif. Ne oldu? Hıdır hastaneye bana geldi. Nerede o şerefsiz? Sana bir not vermemi istedi yüzbaşı. Zavallı çocuğun ailesini kaçırmışlar. Düşündüğümüz gibi Celil. Çocuğun ailesini almışlar. Ailesini teslim edeceklermiş. Ama Hıdır başlarına bir bela geleceğinden korkuyor. Deponun adresini vermiş bana. Durmayalım komutanım. Çıkalım Celil. Sağ ol Elif. Ben de geliyorum yüzbaşım. Kızım sizde hiç mi vicdan yok? Ne suçumuz var bizim? Bırakın bizi. Hıdır oğlum nerede? Hani gelecekti? Kesin be vızıldamayı. TC askerine rehberlik yaparsınız ha? Hıdır. Oğlum. Oğlum. Abi. Aslanım. Baba. Ay abi. Baba. İyiyim ben. Allah şükürler olsun geldin. Sana bir şey oldu diye çok korktuk be oğlum. Şükür iyiyim baba. Komutanım. Bu depo nerede komutanım? Tuzağa çekmesinler bizi. Belli olmaz Celil. Tedbirli olacağız. Yer eski sanayide olacak. Aga yaklaşıyoruz. İnşallah zamanında yetişiriz. O kahpeler geride şahit bırakmaz. Hadi gidelim buradan, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yürü. Ne oldu oğlum? Kapı açılmıyor. Kilitlemişler. Nedendir o? Açın kapıyı! Açın! Sizinle böyle anlaşmamıştık, açın! Demir bulalım. Kapıyı kıracak bir şeyler bulalım. Tamam oğlum. Abi, burada bir şeyler var. Dokunma ona. Bomba koymuşlar. Bizi öldürecekler. Niye böyle hainlik ederler? Ne yapacağız oğlum? Açın kapıyı hainler. Burada çocuklar var. Açın diyorum. Allah'tan. Alçaklar açın kapıyı. Baba sen anamı kardeşlerimi al. Ve şu köşeye geçin. Hepiniz yere yatın. Sen? Ben bombanın üstüne yatarsam size zarar gelmez. Olmaz o. Ben varken hiç seni ölüme yollar mıyım? Sen daha gençsin.
evleneceksin. Ben çok yaşadım. Tamam. Bak bak, kimler geliyor sungurlar? Bu iyi oldu işte. Ne derler? Bir taşla çok kuş. Yaklaşsınlar bakalım. Baş belalarından kurtulalım. Komutanım. Depo orada Celil. Komutanım, militanlar var. O cipte kim olabilir? Konsolos şerefsizi. Celil! Ulan! Celil, adamın dokunulmazlığı var. Komutanım, dokunmayacağım. Uzaktan ateş edeceğim. Konsolos, patlat şu depoyu. Komutan abi, buradayız komutan abi. Abi kurtar bizi. Kurtulduk ana. Komutan abiler çıkarır bizi. Baba kurtuldum. Yaşasın. Komutan abi, buradayız komutan abi. Konsolos, hadi lan! Çık göster lan diplomatik kartını! Hadi lan, bekliyorum, hadi! Hadi kahramanlar, az daha. Yeter konsolos, çıkalım artık şuradan. Emrin olur Acem güzeli. Hadi gidelim. Televizyondaki haberleri izledin mi Vali Bey? Evet konsolos, izledim. Bir Türk timinin Suriye topraklarına girip Suriye askerlerini öldürmesi savaş sebebi sayılır. Telefonlarım hiç susmuyor. Bütün Avrupa ayağa kalktı. Uluslararası kriz çıktı. Bu sungurlar denen tim buna nasıl cesaret eder? Kimden emir alıyor bunlar? Olayı inceliyoruz konsolos. İddialar doğruysa Genelkurmay da gereğini yapar. Vali Bey, bilirsiniz ben Türk dostuyum. Her zaman Türk devletinin menfaati için çalışırım. Türkiye'nin Suriye ile savaşa girerek huzurunun bozulmasını istemem. Sungurların sebep olduğu bu krizi atlatmak ve ülkenin menfaati için Sungurlar timinin derhal lağvedilmesi lazım. Biz de hukuk işler konsolos. Kanunsuz emir yapılmaz. Evet. Yapan da sorumluluktan kurtulamaz. Hıdır iyi bir çocuktu. Ailesini tanırım. Çok iyi insanlardı. Allah rahmet eylesin. Tüm aile şehit oldu.
Yüzbaşım, ben yaptığınız iyilikler için size teşekkür ederim. Hayırdır Elif? Bir yere mi gidiyorsun? Köye kardeşimin yanına gidiyorum yüzbaşım. Bir süre orada kalacağım. Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun Elif. He ya, bacım bekler istersen, bak biz de karargaha gidiyoruz, bırakırız seni. Gerek yok, ben giderim, sağ ol. Ah be Hıdır. Ulan keşke söyleseydi bize, kendini de ailesini de ölüme attı. Bizi de ateşe. Ya aga, bizim o görüntülerden dolayı durumumuz vahim galiba, değil mi ya? Öyle doktor. Kurucumuz general de yatalak ve felç. Bizi savunacak durumda değil. Gölge bir yuva. Devam et yuva. Komutan karargaha gelmenizi emrediyor. Anlaşıldı. Dönüyoruz. İnşallah ters bir şey yoktur komutanım. Aga ben korkmaya başladım ha. Şu muhteşem kibar burnuma çok kötü kokular geliyor şu anda. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. En fazla mesleğimizden oluruz. Onurumuz yerinde çok şükür. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok komutanım. Eyvallah koçum. Anlıyorum sayın paşam. Derhal soruşturma başlatacağım. Emredersiniz sayın paşam. Emrinizi derhal yerine getiriyorum. El muhaberet operasyonunun deşifre olması kötü oldu. Birilerinin de işi kurcalayıp baskı yaptığı belli. Genelkurmay'a karşı sizi koruyamayacağımı biliyorsunuz çocuklar. Haklısınız komutanım. Operasyonun tüm sorumluluğu bana aitti. Ayrıca Sungurlar timinin her operasyonu gizlidir. Ve timin komutanı olarak timin yaptıklarından ben sorumluyumdur. Genelkurmay Sungurların hakkında soruşturma yapılmasını emretti. Soruşturma bitinceye kadar Sungurlar açığa alındı. Çatışmaya dönüştüğü haberleri geliyor. Çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Ayrıca sürpriz bir şekilde Avrupa Parlamentosu da olayla ilgili bir bildiri yayımladı. Niye kapattın ya? Şahin Efendi, biraz konuşalım ha? Ne dersin?
Biliyorum, Aslı ölmedi. Onun firar etmesini sağladın. Hı. Bunun içindeki ilaçla. Eski numaradır. Kalp atışlarını zayıflatır. Neredeyse sıfıra indirir. Ama insan yaşamaya devam eder. Aferin, güzel numara. Daha o zaman anlamalıydım. Ödeştik artık. Şahin Efendi, Avareş'in ölümüyle beni tehdit edemezsin. Karını hastanede öldürdün. Eski nişanlını kurtardın. Ne ayaksın lan sen? Yoksa içimize ajan olarak mı sızdın ha? Git komutanı Şahin. Bana bak lan. Eğer bir daha beni ajanlıkla suçlarsan... bir zamanlar bana verdiğin elektriğin tamamını sana aktarırım Nazar. Yo, bir sorun mu var? Yo, biraz muhabbet ettik de. Küçük bir tartışma yaptık. Sıkıntı yok. İyi. Sorunu istemiyorum. İşler iyi gidiyor. Uluslararası kurumları devreye soktuk. TC iyice sıkıştı. Sungurlar denen o baş belalarından kurtulduk. İyi de nasıl olacak bu iş? Ne oldu? Emekli mi edildiler? Onun gibi bir şey. Büyük plan finalinde Sungurlar önümüze çıkamayacak. Artık bizi kimse durduramayacak. Aga bir şey söyleyeyim mi? Bizi valla resmen şu anda saf dışı ettiler. Yani hep beraber komple oyundan atıldık. Hayırlı olsun. Konsolosun parmağı var bu işte. İşin kötü tarafı da şu aga. Görünen o ki o konsolos denen alçak istediği her şeyi şu anda yaptı. Bize ne olacak Serdar abi? Sungurlar tim olarak dağılabilir. Ama biz asla dağılmayacağız. İncelemenin sonunda yargılanabiliriz. Kimse endişe etmesin. Yaptığımız her operasyonun sorumluluğu bana aittir. Kimsenin ceza çekmesine izin vermem. Ya aga şimdi sen bizi kavgadan korkup kaçanlara mı benzettin? Vallahi şimdi benim kalbim kırıldı ha. Ya ne dedik aga, biz yani ne olacaksa ne yaşanacaksa hep beraber. Yani ayrı gayrı yok. Ölene kadar beraber dedik ya aga. Komutanım, seni yalnız bırakmayız. Ölene kadar yanındayız komutanım. Sağ olun aslanlar. Ama siz bu işten uzak duracaksınız. Olmaz komutanım. Biz dönek değiliz komutanım. Ölüme kadar yolu var komutanım. Allah razı olsun aslanlar. Tabanca bile olsa kendinize bir silah bulun. Kimliğimiz yok ama yüreğimiz asker bizim. Silahımızı aldılar ama bileğimiz tank bizim. Ülkeyi bölmeye çalışan o konsolos alçağını parçalamak için benden haber bekliyor. Emredersiniz komutanım. Askerlerin göstericilere ateş açıp iki göstericiyi öldürmesiyle başlayan olaylar ülkeye dalga dalga yayıldı. Dün geceki olaylarda iki asker göstericiler tarafından şehit edildi. Güvenlik güçleri gösterileri önlemekte güçlük çekiyor. Ülke kaosa sürükleniyor. İstediğimiz ortam sağlandı. Siyah beyaz kuvvetlere operasyonu başlatma zamanı geldi. Ya bu siyah beyaz kuvvetlerin ne olduğunu... Ben sana anlatayım Nazar. Oturun. Buyurun. Siyah beyaz kuvvetler ülke kaosu sürüklendiğinde, ülkenin güvenliği tehlikeye girdiğinde harekete geçerler. Ordunun yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıkarlar ve kaosu durdurmaya çalışırlar. Kim bunlar? Esnaf, çiftçi, memur, bunlar gibi sivil insanlardır. İyi niyetli vatanseverlerdir. Ülkelerini korumak için seve seve canlarını verirler.
Şimdi ülke kaosa girdi. Onları kışkırtıp gömdükleri silahları çıkartmalarını sağlayacağız. Ve ülkenin huzurunu bozan Kürt göstericilere saldırtacağız. Kürtleri kırdırtacağız. İyi de bu iç savaş demek. TC cehenneme döner. Ne zannettin? TC'yi cennete mi çevirseydik? İşte büyük plan bu. İstediğimiz de bu zaten. Türk-Kürt savaşıyla Alevi-Sünni çatışması. Sonra gel keyfim gel. En sonunda Birleşmiş Milletler müdahale edecek. Ve Güneydoğu'yu Türkiye'den çekip kopartacağız. Ulan bunlar ne planlamış böyle? Beni görünce çok şaşıracaksın. Çay yaptım kardeşim. Sağ ol abla. Şu televizyonun sesini biraz açar mısın? Tamam. Sen de çayını soğutma. Göstericiler dün akşam iki askeri şehit etti. Güvenlik güçleri asayişi sağlamakta güçlük çekiyor. Ulan, bu Kürtler azdı ha. Bunların başını ezme zamanı gelmiştir. İbrahim kardeşim ne diyorsun sen böyle? Sakin ol. Asya'm. Ben de Kürt'üm. Benim de mi kafamı ezeceksin İbrahim? Asya'm, böyle deme. Yapılanları görüyorsun. Dayanamıyorum artık. Ya bu çocuklar? Bizim çocuklarımız. Bunlara ne edeceksin? Bu köyde Türk, Kürt karışmış kaç aile var. Onlara ne edeceksin? Tamam. Özür dilerim Asya'm. Özür dilerim. Silahları gömdüğümüz yerden çıkarıp bu Kürtlere sıkma zamanı gelmiş. Baksana devlet ortada yok. Hatice, kapıya bak. Açıyorum. Buyur bacım. Şey, ben Zara'yı aramıştım ama evi nerede acaba? Ulan bu Farnaz. Bu köyde Zara diye biri yok. Yanılmayasın. Sana dedim. Burada Zara diye biri yok. Ha, yok mu? Allah Allah. Pek de güzel çocuk. Allah analı babalı büyütsün. Seni tanıyor mu bu kadın? Ya nereden tanıyacak Hatice? Sen de var ya. Seni bilirim Turan. Vallahi çocukları toplar giderim anama. Köye de rezil ederim seni. Burada ne işin var Farnaz? Mutluğa nikahlı günlerimizi ne tasın unuttun ha? Eski kocamı özlemiş ha? Sus kız. Yerin kulağı var. Tekrar kıyarız. Merak etme kocacığım. Sus diyorum sana bak. Benim karım çocuğum var. Köyde itibarım var. Ne istiyorsun benden? Salah. Ulan memleket elden gidiyor be. Kürtler ortalığı yakıp yıkıyor. Asker şehit ediliyor.
Siz evde karınızın yanında oturuyorsunuz. Ulan sen siyah beyaz kuvvetlerden değil miydin? Silahları gömülü olduğu yerlerden çıkar. Adamlarını topla, Kürtlere hadlerini bildir. Buna ben karar veremem. İyi işte. Komutan kimse ona git. Harekete geçin. Yoksa karına da, köye de rezil ederim seni. Kolay gelsin İbrahim. Hayırdır Turan? Seferberlik mi var? Var ya. Memleket elden gitti. Ülke açtı içinde kardeşim. Biz böyle oturuyoruz İbrahim. Memleketin askeri polisi var. Bu iş bize düşmez. Onları da şehit ediyorlar. Memleket elden gitti diyorum İbrahim. Gömdüğümüz silahları çıkarıp görevi devralma vakti geldi artık. Doğrudur. Durmayalım. Evet durmayalım. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız ha? Bütün Kürtleri öldüreceksiniz ha? Birbirini seven, evlenen, aile kuran Türklerle Kürtler var. Onlara ne olacak? Karı koca birbirini boğacaklar herhalde. Kim kimi öldürecek ha? Çocukları ne olacak? Gençler analarını babalarını boğacaklar öyle mi? Bu nasıl akılsız mantıksız davranıştır? Bu ne insandan yoksun haldir? Bilmez misiniz Türklerle Kürtler kardeştir? Arkadaşlar, tahriye kapılmayın. Düşmanların istediği bu. Biz bir hata yaparsak bu bölge ikiye, üçe, beşe bölünür. Bırakalım gösterileri güvenlik güçleri bastırsın. Analarımız bizi vatanı bayrağı korumamız için doğurdu. Bu uğurda canımız feda. Vatana kim ihanet içindeyse ezer geçeriz. Sakın. Kimse Turan'a uymayacak. Dediklerinde haklısın. Tamam İbrahim. Sen yoksan biz de yokuz İbrahim. Ağlamaz. Hiçbir şey olmayacak. Bu Turan delirmiş. Bölgede siyah beyaz kuvvetleri İbrahim idare eder. O olmadan bu çark dönmez. Ben tek başıma ne edeceğim? Merak etme. Ben sana yardım edeceğim. Kim bu? Milliyetçi Merkez Eylem Partisi'nden bir vatansever. Sana yardım edecek. Bekle sen. Konsolos, sıkıntı var. Buradaki beyaz kuvvetler harekete geçmiyor. Ne demek geçmiyor? Sıkıntı, komutanları İbrahim'in karısı bir Kürt. Bu köyde çok sayıda Türk Kürt bir arada yaşıyor. Olay orada patlamalı ki bölge kan gölüne dönsün. Kardeşi kardeşe, karıyı kocaya kırdıracağız. Ne dedi? Sana istediğin kadar silahlı adam getirecek. Deme ya. Göğde Kürtlerin oturduğu evleri biliyorsun. Bilirim. Bu gece o evleri işaretleyeceksin.
Çok şükür Allah'ım, kabus görmüşüm. Allah'ım bu ne? Subay Çaldıran. Yalvarırım hemen bana Sungurlar Timi Komutanı Yüzbaşı Serdar'ı bağlayın. Bekleyin. Yüzbaşı açığa alındı ama dinlenme salonundadır. Aktarayım. Aman Allah'ım. Görevden almışlar. Evet. Serdar Yüzbaşım, benim Elif. Hayırdır Elif? Bu saatte? Köyde çok kötü şeyler oluyor Serdar Yüzbaşı. Hemen yetişin ne olur. Komutanım. Aracı izinsiz aldık komutanım. Oh, bu kartımız iyice arttı ha. Daha da kimse bizi durduramaz kesin. Yetiştiniz. Bu köyde çok kötü şeyler olacak yüzbaşım. Türk Kürt birbirini boğazlayacak. Sakin ol Elif. Şerefsizler meydanı boş buldular. Milleti birbirine kırdıracaklar. Ya aga bu ne demek şimdi? Gerçekten siyah beyaz kuvvetler var mı yani? Var doktor. Kim bunlar? Ülke işgal edildiğinde ortaya çıkacak olan köylüler, çiftçiler, esnaflar. Aga desen o zaman biz de siyah beyaz kuvvetlerdeniz. Bakarsan hiçbirimizde askere benzer bir yan yok vallahi. Birazın hepsi burada olacak. Bunlar vatanına, bayrağına bağlı insanlar. Ailesi olan iyi insanlar. Ama bu saf duyguları birileri tarafından kullanılıyor belli ki. Köyde insanlar birbirini öldürecek. Ne olur bir şeyler yapın yüzbaşım. Komutanım, ne yapacağız? Celil, bizi görevden aldılar. Artık resmen görevli değiliz. Durumu karargaha bildireceğiz o kadar. Ya aga, aga karargah ne yapacak? Karargah buraya normal asker gönderir. Onlar da üstesinden gelemez bu işin. Aga, bu iş kötü kokuyor. Yani bu iş burayla kalmaz gibime geliyor. El muhaberat operasyonuyla zaten bir sıkıntı yaşıyoruz. Başımıza yeni bir iş almak mantıklı gelmiyor. Abi, bu olaylara seyirci mi kalacağız? Hani o konsolosu parçalayacaktık? Bakın şuna. Bunlar bu köyde Kürt ailelerinin oturduğu evler. Komutanım. Artık beni göreve tekrar iade etseler de kabul etmiyorum. Ben bu alçaklığa razı olamam. Yıllardır onurla taşıdığım bu üniformayı çıkarmanın zamanı geldi. Askerlikten tamamen istifa ediyorum. Kendi kuralını kendin mi koyacaksın asubayım? Bu ne haldir? Bu ne delalettir? Ha? Böyle yaparak neye hizmet ettiğini sanıyorsun? Böyle bir durum karşısında kafana kendi ellerimle sıkarım. Anlaşıldı mı? Canım. Aga. Aga bu iş böyle olmaz. Başyayla köyü özellikle seçildi yüzbaşım. Burası Kürt'le Türk'ün barış içinde yaşadığı bir yer. Burası karışırsa her yer karışır. Bir şeyler yap Allah aşkına. Benim endişem kendimle ilgili değil çocuklar. Şahsi bir hatayla size zarar vermekten korkuyorum. Yani, aga yani biz de sonuçta demirden korksak elimize silah almazdık. Aga beraber neler yaşadık. Yani bundan gelecek zarar bize bir şereftir. Yani ne olacak? Yani hiç olmazsa adımız kalır. Hani bilmiyorum da çoluk çocuk belki bir 100 yıl sonra bizi konuşur. Yani olmazsa arkamızdan bir fatiha gönderirler. Aga bu bize yeter artar ya. Peki doktor. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler komutanım.
Ölümden öte köy mü var? Yuva, konuşan gölge bir. Bu bir acil durum çağrısıdır. Söyleyeceklerim teker teker kaydedilsin. Sungurlar tümü Başyayla köyünde ani gelişen bir eyleme müdahale edecektir. Komutana haber verin. Sorumluluk bana. Yüzbaşı Serdar Mert'e aittir. Bu andan itibaren telsiz muhabirisini kesiyorum. Allah bizi usandırmasın. Gazanız mübarek olsun yiğitler.